Her anne baba çocuğunun gelecekte parlak bir hayat kurmasını hayal eder. Ve yine istisnasız her anne baba çocuğunun bir suç işleyip de hayatını mahvedecek olmasından ölesiye korkar. Ömer'le Elif de aradan 2 ay geçmesine rağmen hala endişeliydiler. Ömer, çocuklarının işlediği suçu idrak etmesi ve gelecekte tekrarlamamaları için onlara sıkı bir disiplin uyguluyordu. Her yer tertemiz oldu. Bırakalım mı? Tamam anneciğim, hadi siz gidin, ben süpürgeleri kaldırırım, hadi. Durun bakalım, herkes sıra olsun şöyle. Yemekten sonra sofrayı siz toplayacaksınız, anlaşıldı mı? Hadi bakalım, şimdi gidebilirsiniz odanıza. Birazcık çizgi film seyredebilir miyiz? Hayır efendim, seyredemezsiniz. Çünkü siz cezalısınız. Anlaşıldı değil mi? Ne konuşmuştuk biz? 3 ay size televizyon yasak. Hadi şimdi gidin odanıza, yaptığınız kötü şeyleri düşünün. Hadi bakalım, hadi. Hadi. Ömer, biraz fazla olmuyor musun sence? Yani 2 aydır çektiler cezalarını zaten. Ne var birazcık çizgi film seyretseler? Hayatım, yumuşamak yok. Yumuşamak yok. Koca kafeyi yaktılar ya. Yaptıklarının ne büyük bir suç olduğunu idrak etmeleri lazım. Eğer bunu şimdi anlamazlarsa sonra daha kötü şeylere kalkışabilirler. Allah korusun yani. Sesini fazla açma kızım, olur mu? Tamam babacığım. Bir dakika içeri gelir misin Ömerciğim? Çok affedersin. Çocuklara verilen ceza neden meleğe verilmiyor? Hayatım, kurunun yanında niye yaşta yansın ki? Yani kibriti çakan çocuklar. Meleğin bir suçu yok. Affedersin. Yangını çıkartma fikrini çocuklara veren melek. O suçtan sayılmıyor mu? Hayatım, çocuk söyledi ya. Şaka yapmış ya. Şaka. Şaka. Evet, şaka. Ha bu arada ben evde yokken sakın olanlara karşı yumuşama, tamam mı? Ömer. Bence bizim cezalarla olacak bir şey değil bu. Yani bence çocukların pedagoğa gitmesi gerekiyor. Ne değişecek ki? Yani yaptıklarını geri alamayız ya. Yani yangın çıkartmak bence çok büyük bir olay. Psikolojileri kesinlikle etkilendi diye düşünüyorum. Haklısın galiba. O zaman iyi bir pedagog bulup hemen randevu alalım ha? Ben Meleği de götürmek istiyorum. Meleği mi? Onu götürmeye ne gerek var ki? Ömerciğim bak, melek yeterince büyük. İyiyi ve kötüyü ayırt edebilecek bir yaşta. Ama o gece çocukların aklına yangın fikrini sokuyor ve çocuklar yangını çıkartırken asla müdahale etmiyor. Anneanne, o kadın beni pedagoğa götürecekmiş. Deli doktoru. Çok korkuyorum anneanne, gitmek istemiyorum oraya. Tamam anneanne, öyle yaparım. O zaman bana bir şey yapamazlar değil mi? Yeter mi 3 tane? Nefis kokuyor. Melek nerede? Çağırdım, geliyorum dedi ama. Tamam, ben bir gidip bakayım o zaman. Sana 4 yeter mi? Melek, acıkmadın mı kızım? Melek? Ağlıyor musun sen yoksa? Ne oldu? Bak bakayım babana. Elif abla beni hiç sevmiyor. Olur mu hiç öyle şey? Nereden çıkardın bunu bakayım sen? Beni pedagoğa götürecekmiş. Onlar da beni deliler hastanesine kapatacaklar. Baba çok korkuyorum. Hayatım korkma. Yani bunda korkacak bir şey yok ki. Onlar seni hiçbir yere kapatmayacaklar. Sana bir de kardeşlerine birkaç soru soracak. Hepsi bu kadar. Ama niye beni de götürüyor ki? Yangını onlar çıkarttı. Benim bir suçum yok. Haklısın bir tanem. Ben şimdi Elif ablanla konuşurum, hallederim, olur mu? Hadi bakalım, sen şimdi elini yüzünü yıka. Sonra da yemeğe gidiyoruz ha. Buradaymış. Ay, götürmeyi unutmuşum. Bir şey mi istedin? Evet hayatım, ben
Seninle bu pedagog meselesini konuşacaktım. Aa, ben sana söylemeyi unuttum. Aslı ile konuştum ben. O oğlunu götürmüş daha önce, altına kaçırıyor diye. Çok işe yaramış. Bize randevuyu aldı. Harika. Harika ama yani oğlanları götürmen yeterli bence. Yani Meleği götürmene gerek yok. Ömerciğim, biz bu konuyu konuşmuştuk. Hayatım tamam, konuştuk da Melek'le konuştuğumuzu duymuş. Çok korkmuş. Tamam, ben konuşurum Melek'le. Hayatım gerek yok, tamam mı? Sen sadece Meleği doktora götürme, yeter. Aa! Ne yapıyorsunuz be? Niye bu böyle ateşle oynamalar falan? Ya siz akıllanmadınız mı yangından? Deli edeceksiniz beni. Nereden çıkıyor bu ateş sevdası? Biz sadece deney yapıyorduk. Başlarım sizin deneyinize. Nereden bulunuyor bu çakmak? Melek ablam verdi. Dedi ki kutuyu böyle ısıtırsak içindeki hava su olurmuş. Füze gibi uçarmış. Çakmağı Melek abla verdi. Fikri de o verdi. Çok güzel. Bana bakın. Bir daha ateşle oynadığınızı göreyim. Vallahi on parmağınızın onu da ben yakarım ha. Hani alışverişe çıkmıştık? Niye getirdin beni doktora? Ne doktoru bu? Sohbet doktoru. Yani konuşup rahatlarsın diye düşündüm. Sen beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Deli doktoru bu değil mi? Kandırıp getirdin beni buraya. Babam bana söz vermişti. Melekciğim, deli doktoru falan değil. Pedagog. Bak, çok zor zamanları atlattın. Anneni kaybettin. İçinden geçenleri anlatacak ne fırsatın oldu ne insanın. Ben düşündüm ki eğer burada biriyle konuşursan rahatlarsın. Yalan söylüyorsun. Senin çocukların yangın çıkarttı diye beni getirdin buraya. O da bir sebep. Yangın çıkartma fikrini çocuklara veren sensin Melek. Ben bugün ikizlerin odasına girdim. Birinin elinde ilaç kutusu vardı, öbürünün elinde çakmak. Deneyi sen anlatmışsın onlara, çakmağı da sen vermişsin. Haklısın Elif abla. Hem de çok haklısın. Yangın çıkartmak gerçekten çok büyük bir suç. Bak, iyi gelmeye başladı bile. Ben doktora her şeyi anlatayım. Ama ondan sonra da polislere gidelim. Onlara da anlatayım çocukların abinin dükkanı nasıl yaktıklarını. Yani gerek yok. Biz Tarık'la anlaştık. Bütün zararını ödedik. Konu kapandı. Olsun. Yangın çıkartmak yine de çok büyük bir suç. Polise gitmemiz lazım. Doktor da bilsin, polisler de. Elif Hanım. Bu da kızınız olmalı. Buyurun görüşmeye geçelim. Biz görüştük. Kızımla biz görüştük. Hallettik. Çok iyi geldiniz. Çok iyi geldi burası bize. Teşekkürler. Gidelim biz. Melek? Çıkmamışsın hala yataktan. Hasta mısın yoksa? Canım istemiyor baba. Canın mı sıkın yoksa? Kaç gündür yüzünden düşen bin parça. Neyin var? Yok bir şeyim. Ama üzme babacığını. Söylesene neyin olduğunu. Yoksa kardeşlerim şey mi yaptı sana? Onlar değil. Elif ablam yaptı. Beni hiç sevmiyor. Olur mu hiç öyle şey? Elif ablan seni çok seviyor. Hiç de bile. Sevse beni o doktora götürmezdi. Anlamadım. Elif ablan seni nereye götürdü? Pedagoğa. Ben deli değilim baba. Ne olur bir daha oraya gitmeyin. Çok korktum. Ömer! Çocuklar oyun evinde sandviç yiyecek. Onları hazırlayacağım. Acıktıysan gel. Elif, sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Hı? Meleği benden habersiz nasıl pedagoğa götürürsün? Sen benim yerimde olsaydın aynı şeyi yapardın Ömer. Ya biz bunu konuşmuştuk seninle. Melek korkuyor. Yani onu pedagoğa götürmene gerek yok demiştim sana. Ömer, ben de sana demiştim ki Melek'in psikolojik bir sorunu var. Ama sen bunu duymazdan geldin. Olsun.
Gene de benden habersiz onu hiçbir yere götüremezsin. Öyle mi? Sabah ikizlerin odasına girdim. Girdiğimde birinin elinde çakmak, birinin elinde ilaç kutusu vardı. Melek vermiş ellerine. Demiş ki çakmakla ilaç kutusunu ısıtırsanız patlar ve füze etkisi yapar. Buna inanmışlar ve bunu deniyorlardı odalarında. Bunu görünce Melek'i götürmek zorunda kaldım. Ama ikizleri götürmedin. Sadece Melek'i götürdün. Ömer, bana sakın bununla gelme. Melek geldiği ilk günden beri kendini iyi hissetsin diye elimden geleni yapıyorum. Bir durum olduğunda gerektiğinde oğullarımın karşısında Melek'in yanında duruyorum ki kendini güvende hissetsin. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama Melek'in bir sorunu var. Belki annesinin ölümünden beni sorumlu tutuyor. Ya beni üzmek için çocuklara zarar vermeye çalışıyor. Bak, bu çok anlaşılabilir bir şey. Ben anlayabiliyorum. Ama bir pedagog desteğine ihtiyacımız var. Ya hayatım, ya o daha küçücük bir kız ya. Niye kardeşlerine zarar vermek istesin ki? Peki Ömer. Ben sana bunu söylemeyi düşünmüyordum ama söylemek zorunda bırakıyorsun beni. Biz bugün pedagoga falan giremedik. Çünkü seanstan önce Melek beni tehdit etti. Kim? Nasıl yani? Melek tehdit mi etti? Evet. Tam pedagoga girecektik. Bana döndü ve dedi ki Elif abla, buradan çıkınca da karakola gidelim ve ikizlerin kafeyi yaktığını bir de orada anlatayım istersen dedi. Gördünüz mü? Nasıl uçtuğumu gördünüz mü? Oyun evinin çatısından uçtum bununla. Şemsiyeyle uçulmaz ki yalancı. Hiç de bile. Paraşüt gibi çok güzel oldu. Onlar nasıl uçuyor yüksekten? Onlar paraşüt akıllı, şemsiye değil ki. Tabii siz cezalı olduğunuz için uçamazsınız. Ama ben uçabilirim. Kuş bile gördüm yukarıdayken. Kuş mu? Kadarına da pes yani Elif ya. O daha küçücük bir çocuk ya. Ben de şaşırdım. Yani haklısın ama yaptı. Beni tehdit etti. Sen bana inanmıyor musun? Artık ben var ya kime neye inanacağımı şaşırdım Elif. Çetin. Çetin'e bir şey yok. Çocuklar. Çocuklar. Çetin. Baba Çetin düştü. Çetin, iyi misin oğlum? Ne oldu çocuklar? Oradan düştü. Ya ne işiniz vardı sizin onunla? Ömer, arabayı hazırla, kolu iyi değil. Tamam hayatım, hemen gidelim. Oğlum, bak kucağıma alacağım, sık dişini, sonra acımayacağım. Bir, iki, üç. Tamam, tamam oğlum, gel. Koş, koş oğlum, koş. Yavaş, yavaş, tamam, yavaş. Tamam. Elif! Tamam. Ajde teyze, Çetin düştü, kolunu kırdı galiba. Çocuklar seni hemen Necla evde uyuyor. Tamam, tamam. Tamam, ben buradayım. Tamam, gel, geldim. Sen söyledin Çetin atla diye, senin yüzünden düştü. Atlamasaydı salak, bana ne? Dokunma kardeşim, senin babamı söyleyeceğim. Oradan atlamasın, Melek abla söyledi diyeceğim. Yok, git kısımdan be. Çocuklar, çocuklar itişmeyin. Necla'yı uyandıracaksınız. Sen çok kızsın, senin babamı söyleyeceğim. Metin, ben kime söylüyorum acaba ha? Eğer sen babama her şeyi söylersen, ben de kafeyi yaktığınızı polise söylerim. Ondan sonra da sizi hapse atarlar. Okula falan da gidemezsiniz. Ben hapse girmek istemiyorum. Melek, Melek sen hepsinden büyüksün kızım. Ya insan kardeşini ağlatır mı? Ağlarlarsa ağlasınlar, sana ne? Oh canımı değsin. Ay, çocuk değil şeytan. Allah sabırlar versin Elifciğime. Ağlama ya, ağlama. Hapse girmeyeceksin, tamam mı? Ha,
Gel çocuğum, gel. Dikkat et, dikkat et. Tamam. Hadi bakalım doğru eve geliyoruz biz hemen, tamam mı Çetinciğim? Duydun değil mi? Melek söylemiş, oradan atla bir şey olmaz demiş. İnandın mı şimdi bana Ömer? Meleğin bir sorunu var. Ne diyeceğimi bilemiyorum Elif. Belki konuşarak halledebilirsen? Ömerciğim, konuşarak hiçbir şey halledemeyiz. Ama sen meleği pedagoğa gitmek için ikna edebilirsin. Tamam, konuşurum. Teşekkür ederim. Canım benim, açıyor mu? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyefendi. Hiç de hoş bulmadık. Ah Elifciğim. Elifciğim geçmiş olsun. Sağ ol Macide teyze. Ben sonra yine uğrarım, olur mu? Tabii tabii. Elif, senin bunlarla işin zor, çok zor. Ya ne fena şeyler bunlar ya. Allah kolaylık versin yavrum. Geçmiş olsun. Sağ olun Macide teyze. Kardeşim nasılsın? Kolun iyi mi? Bırak! Orada atlayın ya! Bir şey olmaz dedi! Pis yalancı! Aa, sus bakayım! Terbiyesiz! Siz ablanıza böyle mi davranıyorsunuz? Kusura bakmayın efendim. İlk kez oluyor. Yani sanırım canı acıyor, o yüzden sinirleri bozuldu. Evet. Çetin hadi bakayım oğlum, sen odana git, dinlen biraz hadi. Hadi anneciğim. Gördün mü anneannem? Bu evde kimse beni sevmiyor. Bir tek babam seviyor. Melekciğim niye öyle söylüyorsun? Hepimiz seni çok seviyoruz. Ama Çetin'e demişsin ki oyun evinin çatısından atlarsan bir şey olmaz. O da sana güvenmiş, atlamış, bak kolu kırılmış. Şimdi siniri bozuldu, o yüzden böyle davranıyor biliyor musun? Aa yeter artık. Her şey bitti, sıra parmak kadar çocuğa iftira atmaya mı geldi? Kendi evladına mukayyet olamayışının suçunu benim torunuma atma. Vefa Hanım, bakın hanım diyorum, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Ben ağzımdan çıkanı gayet de iyi duyuyorum. Üvey diye tepesine bindin öksüzün. Babasını da almışsın avucunun içine. Oh! O da gık diyemiyor öz evladına yaptığın zulme. Bakın Vefa Hanım, hakikaten ayıp ediyorsunuz ama. Elif her zaman... Asıl sen ayıp ediyorsun Ömer. Benim kızım buralarda sefalet içinde öldü. Hep sizin yüzünüzden. Sana emanet ettiği Sabiye'yi karının önüne mi atacaktın? O da torunumun adını deliye çıkarmış, almış deli doktoruna götürmüş. Bilip bilmeden konuşmayın Vefa Hanım. Lamıcı mı yok? Bugünden tezi yok, alıp götürüyorum torunumu Almanya'ya. Bir daha da ömrü billah yüzünü zor görürsünüz. Hadi kızım git hazırla. Gitmeni istemiyorum Melek. Sen benim çocuğumsun. Yanımda büyümeni, kocaman bir kız olduğunu görmek istiyorum ben. Bana babacığım demeni hep duymak istiyorum. Ben de gitmek istemiyorum baba. Ama senden başka kimse istemiyor beni bu evde. Çetin nasıl itti gördüm. Tamam kızım, tamam. Melek sana bir şey soracağım ama bana doğruyu söyleyeceksin, tamam mı? Çetin'e oyun evinin tepesinden şemsiyeyle atlamasını sen mi söyledin? Hayır baba, ben söylemedim. Onlar kendileri atlayalım dediler, ben de durun yapmayın dedim. Doğruyu söylüyorum baba. Onlar kendileri yapıp Melek abla söyledi diyorlar ama ben bir şey yapmadım. Tamam kızım, tamam. Ben sana inanıyorum. Beni anneannemle gönderme baba. Ama doktora da götürme lütfen. Melek size bir şey söyleyecek Vefa Hanım. Ben seninle gelmeyeceğim anneanne. Babamla burada kalacağım. Hiç yalvarma Melek. Eğer kalırsa yarın seni akıl hastanesine kapatır bu kadın. Hayır, babam bana söz verdi. Bundan sonra kimse beni o hastaneye götüremeyecek. Ben kızımın iyiliğini sizden daha fazla düşünüyorum.
Melek bundan sonra bu evde istemediği hiçbir şey yaşamayacak. Bana güvenebilirsiniz. Canım babacığım. Hadi bakalım öpün birbirinizi. Yahu siz kardeşsiniz. Kardeşler arasında küslük olmaz. Şimdi öpüşüp barışın hadi. Hadi. Çetin hadi bakayım ilk sen hadi. Hadi bakalım Tekin sıra sende. Aferin benim oğullarıma. Hadi bakalım Çetin. Hadi. Hemen hadi hadi. Aferin benim oğullarıma. Bundan sonra aranızda kavga, gürültü, öyle küslük falan hiçbir şey istemiyorum ona göre. Tamam mı? Güzel güzel oynayacaksınız. Ömer. Hı. Bakar mısın? Geliyorum hayatım. Hadi bakalım şimdi siz güzel güzel oynayın ama öyle atlamalı, zıplamalı oyun istemiyorum. Güzel güzel oynayacaksınız. Tamam mı? Kardeşinize de dikkat edin. Hadi bakalım. Duydunuz mu babama? Ne var hayatım? Meleğe iltibas geçerek sorunları çözebileceğine nasıl inanıyorsun? Her yaptığı yanına kar kalıyor. Biz nasıl terbiye edeceğiz bu kızı? Ya hangi akla hizmet pedagoğa gitmeme sözü verirsin? Ne yapayım hayatım? Eğer bu sözü vermeseydim Melek şu anda burada olmayacaktı. Almanya'ya götürmüş olacaktı anneannesi. Keşke götürseydi. Bence daha iyi olabilirdi. Melek haklıymış. Sen onu bu evde kesinlikle istemiyorsun. İstiyordum Ömer. Çocuklarım ablalarıyla büyüsün istedim ve ben her şeye göze aldım. Ta ki Melek çocuklarımın canına kastedene kadar benim buna göz yummamı bekleyemezsin. Senden bunu hiç beklemezdim Elif. Çocukların arasında öz üvey ayrımı yapmanı hiç beklemezdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.